Merhaba hanımlar, Pınar İğne Uyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir model ile yine devam edelim. Bugünkü yazmam ve iplerim bu şekilde olacak. Bu modeli uzun zamandır yapmayı düşünüyordum. Fırsatım olmamıştı. Bugün inşallah güzel bir şekilde anlatmak istiyorum. Modelin altını yeşil ile oluşturup diğerleriyle üst kısmındaki çiçeklerini renklendireceğim. Yalnızca iki tane ipimin numarası var. Yeşilim leylak 729, pembe rengim leylak 424 numara. Bugün bu renklerle modelimizi renklendireceğiz. İnşallah sizler de sonuçtan memnun kalırsınız. Hemen yeşil ipimi iğnemi alarak alt kısmından başlayalım. İpimi ekledim hanımlar. Hemen şöyle ben şimdilik şöyle 5 tane bir zürafa yapıp kenardan uzaklaştım. Zürafamdan geriye dönerek burada 3 tane küçük pırpırla başlıyorum. Üç tane pırpırımı yaptım. İlk pırpıra geri dönüyorum. İki sıra artırma yapıp sayımı 5'e çıkaracağım. Aynı yerden tekrar geçerek kenara küçük bir pırpır yapıp artırma işlemi yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar en sondaki yerden tekrar geçerek buradan da bir tane arttırıyoruz. 3 ile başladık, sayımız 4 oldu. Bir sıra daha arttırıyoruz. Aynı yerden tekrar geçip arttırma yapıyoruz. Sayımız bununla 5 oldu. Şöyle göstereyim hemen. Buradan sonra yuvaya tekrar geri iniyorum. Kenardan en az pay ile buradan indim. Buradan devam edelim. Birkaç tane boş zürafa yapalım. Şöyle dördüncü zürafadan geriye döneceğim. Buradan iki tane kısa pırpır yapıp tekrar geriye döneyim. Çok küçük bir şekilde ilerliyorum buraları. Gözenekleri çok küçük yapıyorum. Bir eksiltme yaptık.
Buradan bir tane boş bırakarak ikinciye batıyorum. Gidiş yönüme doğru hafiften eğdirdim burayı. Arı yol için böyle bir şeyler düşündüm şu anda. Burada tekrar boşluk bırakmadan aynı şekilde iki tane pırpırla başlayıp bir eksiltme yapıyoruz. İki pırpır yaptım. Geriye dönerek diğer pırpıra batıp bir tane zürafa yapıyorum. Küçük bir zürafa yapalım. Ve bu zürafamızın tepesine ipimizi geri alıyoruz. Burada küçük bir badem yapmış oluyoruz bu şekilde. Sonrasında bir tane boş bırakarak ikinci zürafaya iniyoruz. İpimin payını biraz kısa tutacağım buralarda. Üzerine bir şeyler daha çalışacağım. O esnada ipimiz birazcık bollaşabilir. O yüzden ipimizi gergin inmeye çalışalım. Arı yolumu bu şekilde devam ettireceğim. Sayısına bakalım. 5-6 tane yeterli olacak mı? Hemen buraları tamamlayayım. Yine devam edelim. Hanımlar, arı yolum için 6 adet bademli modeli hazırladım. Şimdilik yeterli geldi bana. Modelin sonunda yine devam etmeliyiz veya bu yeterli diyebilirim. 6 tane modelimi yaptıktan sonra 4 tane de zürafamı yapıp 4.'den geriye dönüyorum. Şurada bıraktığımız gibi 3 tane boş zürafa bırakmış olduk. Ve tekrar burada bu kısmı başlayacağız. Yine 3 pırpır yapıp buralarda artırma yaparak sayımızı 5'e kadar yine çıkacağız. Bu kısmı bu şekilde devam ettireceğiz. 3 tane ana model yapacak şekilde burayı tamamlamak istiyorum. Pırpırımı yaptım 3 tane. Tekrar geriye dönerek artırma işlemlerine başlayacağım. Ben buraları hemen tamamlayayım. Yine devamıyla burada olayım. Bu kısımları tamamlamış oldum hanımlar. Şimdi burada pembe rengimi alarak devam edeceğim. Burada 5 tane zürafamız vardı. Tam ortadan 3.'den ipimizi ekleyelim. Kısımda 2 tane pırpırla başlıyoruz. Burası için de tekrar artırmalar yaparak gözenek sayımızı 5'e kadar çıkarıyoruz.
Bir sıra daha arttırma yaparak 5'e kadar tamamlıyorum. Sayımı 5'e tamamladım. Şimdi 5. gözeneğimin tepesine ipimi geri alıyorum. Şu şekilde yukarı çıktım. Burada pembe rengimi bırakarak sarı rengimi alıp şuralara en baştan 2. zürafaya batıyorum. Buraya 3 tane sık iğne bırakıyorum. Bu esnada yapmak daha kolay olacak. Sonradan zorlaştıracaktır. Üç tane buraya yaptım. Bu kısımları şöyle zürafanın tam ortasına alacağız. Bunları ayarlamak lazım. Evet, tam böyle tepeye taşımalıyız. Sonrasında bir tane boş bırakıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ikinci zürafayla dördüncü zürafamıza üçer sık iğne yapıyoruz. Evet, diğer sık iğneleri de tamamladıktan sonra pembe rengimle devam edeceğim. Şimdi ortadaki boş bıraktığımız zürafaya gelerek bu sık iğnelerin üzerinden geçerek köprüler oluşturacağız. Birinci köprümü yaptım. Hemen ilk pırpıra gelerek buradan da köprümü yapıyorum. Büyük yapmayacağız. Üzerlerinden geçecek kadar ayarladım. Hemen ilk köprüye bir sık iğne atarak geçiyorum. Şimdi bu köprümün üzerine 5 tane küçük pırpır yapıyorum. Beş tane yaptıktan sonra ipimi ilkine geri alıyorum. Beş tane yaptım ve ilk yaptığıma geri geldim. Buralarda her sırada eksiltme yapacağız ve bu esnada da kenara bir küçük pırpır bırakacağız. Kenar pırpırımı yaptım. Hemen her birine batarak zürafalar yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Kenar pırpırını bırakıyorum. Her sırada bir tane zürafam eksilecek.
Geriye döndüm. Yine pırpırımı bırakıyorum. Zürafan ikiye düştü. Son zürafam. Buradan da bir pırpır bırakalım. Şimdilik bu aşamadayız. Buradan sonra kenarlardan şu anda ilk birinci zürafadayım. Bir alttaki zürafaya iniyorum. Her gözeneğe batarak kenarlardan hafiften pırpır görünümü vererek en başladığımız köprüye kadar, yuvaya kadar ineceğiz. Şimdi bakın yuvaya batıyorum. Sonuncusu yuvaya batarak tamamlıyoruz. Kuvvetlice düğüm attım. İpimi buradan şimdilik kesiyorum hanımlar. Çok tatlı oldu. Çok güzel görünüyor. Bir tanesini yaptık. Aynısından bir de bu tarafa yapacağız. Onun için diğer yüzünü çeviriyorum. Tekrar köprüye ipimi ekleyip 5 tane pırpır yaparak aynı şekilde buradaki yaprağımızı tamamlayacağız yine. İkinci yaprağımı da yukarıya kadar tamamladım. Son pırpır yaptım. Yine kenarlardan pırpır görünümü veriyoruz. Şöyle görebilmek için diğerini arkaya doğru indirerek daha rahat yapabiliriz. Burada da son olarak bakın köprüye bir sıkı düğüm atıyorum. Yine tabii ki pırpır görünümü vererek yapıyoruz bunu. Sonuncusunu indirdim. Sıkıca düğüm attım, ipimi kesiyorum. Hemen düz yüzünü çevirip yapraklarımı kaldırıyorum. Birini sağ tarafa hafiften açıp, diğerini de sol tarafa açarak son duruşunu veriyoruz. Burada yine pembe rengim ile devam edeceğim. Burada pembe rengimi tekrar alıp yeşil kısımlardaki baştaki ve sondaki pırpırlara da üçer pırpır yaparak burayı tamamlayacağız.
Pırpırımızı yaptıktan sonra yeşil pırpırın tam uç noktasına mutlaka taşıyacağız. Evet, burayı da tamamladım. Sonrasında arı yolumuz için sarı rengim ile şurada olduğu gibi 3 tane sık iğne yaparak buraları da renklendirelim. Tepeler içinde bu şekilde sık iğneler bırakıyoruz ve tırnaklarımızla mutlaka tepeye kadar çekiştiriyoruz. Buraları da böyle renklendireceğim. Hemen diğer kalan bölümlerini tamamlayıp son haliyle ve fiyat bilgisiyle sizlerle olayım. Diğer çiçekleri de bitirdim hanımlar. Son haliyle sizlerleyim. Çok güzel bir sonuç oldu. Çok da severek hazırladığım, inşallah bekleyenler için güzel bir video olmuştur. Oldukça değişik bir görüntüsü var. Bu modeli ben Oya Sepet'in Mine ablanın sayfasında görmüştüm. Onun aracılığıyla da bugün bu güzel modeli hazırlamış oldum. Çok da keyifli ve oldukça da ağır görünümlü bir model oldu. Bu arada arı yolu için ben bu sayıların yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla açılmamalı veya daha da azaltılmamalı diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin göz zevkine göre nasıl ayarlamak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ama ben devam ediyor olsaydım yine bu ara ile devam ederdim. Şöyle daha belli olacak. Diğer yüzünden de bu şekilde görünecek. Evet, şimdi kendimce yine bir fiyat bilgisi vermek istiyorum. Bu ara ile modeli hazırlıyor olsaydım yazmanın haricinde sanırım en az 800 TL'lerden hazırlamak isterdim. Bu model için yukarısı olabilir, aşağısı olacağını düşünmüyorum hanımlar. Bugünlük de bu güzel model ile videomu sonlandırayım. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.